İşte Fikir'den herkese merhaba. Ben Ando Özdemir, Ali Rıza Babaoğlu'na birlikteyiz ve bu hafta konuğumuz Credia kurucu ortağı Murat Çetinkaya bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Murat Bey. Merhaba, hoş bulduk. Hoş geldiniz. Evet, detayları alacağız. Ali, bugün yine bir teknoloji girişimciliğini aslında konuşacağız programımızda. Evet, aynen öyle ve finans sektörü teknoloji girişimciliği. Evet. Bu hafta aslında bu anlamda da önemli bir hafta. Ben de bugün Dubai'den geldim. Dubai'de fintech girişimcilerinin bir toplantısı vardı pazartesi, salı ve çarşamba günü. Oradaki hem Türkiye Cumhuriyeti Yatırım Ajansı hem de oradaki başkonsolosumuz ve oradaki büyükelçiliğimiz tarafından organize edilen, orada da birçok startup, Türk teknoloji girişimleri, finans teknoloji girişimleri birçok bankalarla görüştü. Bu alanda da önemli şirketlerden bir tanesi. Bugün de Credia'yı programımızda konuk ediyoruz. O zaman Credia'yı tanımakla başlayalım. Biraz tabii kendinizi anlatır mısınız Murat Bey bize? Çok teşekkür ederim önce davet için. Burada olmaktan çok mutluyum. Aslında bundan 4 sene önce başladı bizim hikayemiz. 2015 yılında 4 tane kredi ödüyordum o zamanlar. Bir ev almıştım. Konut kredisi ödüyordum. 3 tane ihtiyaç kredisi kullanmıştım. Böyle küçük küçük krediler vardı. Ama 3 farklı bankadan kullanmıştım ben bunları. Dolayısıyla böyle 3 farklı bankanın içinden böyle her ay sonu ne kadar kredim kaldı, hangi tarihte ödemeyi hangi gerekiyordu, tarihte taksit ödeyecektim. Aynen öyle. Yani biraz hesaplaması zor oluyordu. Excel'lerden falan böyle devamlı takip ettiğim bir şeydi. Bunları bir arada görmek istiyordum aslında. Çok kolay olur diye düşünüyordum. Bunun dışında bir de yeni bir kredi ihtiyacım olduğu zaman da şunu fark ettim. Her defasında gidip böyle bir sürü bankanın sitesine bakıyordum. Veya bazı karşılaştırma siteleri vardı ama yine çok böyle bana göre olmayan, mesela emekliler için krediler vardı, askerler için krediler vardı, farklı farklı şeyler için vardı. Benim için acaba en uygun kredi nerede, en doğru kredi hangisi? Bunu aramakta bayağı zorlanıyordum. Çünkü ülkede 20'den fazla banka var. Evet. Ve her bankanın da hem konut hem ihtiyaç taşıt kredisi gibi kredi türlerinde çok farklı kampanyalar var aslında. O yüzden çok zorluk yaşıyordum bu konularda. Acaba bunu bir arada görebileceğim veya bu hesaplamaları yapabileceğim bir yer var mı diye bakıyordum bir akşam. Arkadaşlarla oturmuştuk, böyle yemek yiyorduk. Bu sıkıntılarımdan bahsettim. Ya sizin var mı öyle bir şeyiniz, kullandığınız bir şey var mı falan demiştim. Onlar da yok demişlerdi. Ben bir store'a bakayım demiştim. Belki de vardır diye. Bir uygulama olarak. Aynen, uygulama olarak. Çünkü artık her şey uygulamaya döndü biliyorsunuz. Tabii. Kimse artık bilgisayardan veya şeyden yapmıyor, defter kitapla kullanmıyor artık. Bakmıştım ve çok bir şey bulamamıştım. O an aslında biraz aklıma bir şey yandı. Fikir oluştu. Ya dedim, hani ben aslında bilgisayar mühendisiyim bu arada. 15 yıllık bilgisayar mühendisiyim. Bankada çalışıyordum bir de o ara. Bankada çalışıyorum. Aslında, finansı da biliyorsun. Finansı da biliyorum aslında. Bir de kredi çok kullanıyorum. Evet. Ben niye bunu yapmayayım ki aslında dedim kendi kendime. Öyle başladı aslında hikaye. Çok güzel. Ne kadar zaman oldu başladı? 2015 yılıydı bahsettiğim şey. Çok hobi olarak başlamıştım aslında. Kendim için yapayım dedim öyle bir şeyi. Hobi olarak küçük bir uygulama yazmıştım kendi telefonum için. Onu ben kullanmaya başladım. Sonra bunu arkadaşlar da kullansın diye store'a koydum. Hani birazcık daha isteyen kullansın diye koymuştum. Tamamen bir ihtiyaçtan ortaya çıkmış. Aynen. Kendi ihtiyaçlarımı karşılamak için. Sonra ve aslında güzel de bir iş. Kredi gerçekten öyle yani. Krediyle ilgili mesela şu an ben kredi faizleri nedir bilmiyorum. Çünkü bu son dönemde zaten son bir yıllık süreçte ekonominin içerisinde bulunduğu durum nedeniyle şeyler çok değişiyor. İnsanların krediye ihtiyacı tabii ki artıyor. Ama dediğiniz gibi birçok bankada birçok kredi var. İnsanlar kredi almaya çalışırken belki kaybolabiliyorlar. Belki de aslında yanlış krediyi alıyorlar. Farklı, belki iki banka yan bankada daha uygun şartlarla kredi alabilecekken, değil mi? Kesinlikle. Bir de kişiden kişiye göre değişiyor artık aslında. Hani birçok banka artık kişiye göre bir faiz oranı veya faiz oranı veriyorlar. Şöyle, sizin eğer skorunuz yüksekse, işte yaptığınız fintech iş skoru. Evet, fintech skoru, ondan sonra sizin mesela yaptığınız iş, mesleğiniz, aylık geliriniz, yaşınız, aslında bunların hepsi etki ediyor. Ve bankalar arka planda aslında başvuru yaptığınız zaman buna göre size bir oran belirlemeye çalışıyorlar. Biz Credia'da aslında bunu kullanıcının ayağına getirmek istiyoruz. Yani kullanıcı aradığı zaman daha en başta kendisi için hangi banka ne oran veriyor onu görsün istiyoruz. Böylece hiç yorulmadan aslında kendisi için en doğru krediye çok hızlı bir şekilde ulaşmasını. Kredi ile devam edeceğiz ama Ali, şimdi yine bir örnek aslında, tamamen eksikliği fark edip bir girişim hikayesi olması bizim karşımıza çok çıkıyor. Hem programlarda hem de tabii ki bunu haber olarak da mutlaka okuyoruz. Sen daha çok bu konuda tabii bilgilisin ama bunu tecrübe etmek çok daha önemli değil mi? Eksiklikleri çünkü daha fazlasıyla fark edebilirsiniz. Bu noktadaki çalışmalar daha da hızlanabilir değil mi Murat Bey? Kesinlikle öyle. Aslında ihtiyaçtan çıkmadığı sürece zaten çok zor oluyor. Onu anlamanız, kavramanız, eksiklerini, fazlalıklarını nasıl çıkarsak, ne çıkarsak, ne koysak. Bu çok zor bir şey aslında bunu yapmak. Benim kendi tecrübem bile aslında yetmedi. Şöyle, ben kendi tecrübemden yola çıktım sadece. Daha sonra uygulamayı store'a koyduktan sonra birçok kullanıcı bunu indirip bana feedback vermeye başladılar. Geri bildirimde bulmaya başladılar.
ya şunu da ekler misiniz? Biz işte uygulamanızı çok sevdik. Burayı böyle yapalım. Evet, şunu da ekleseniz işte mesela katılım bankalarına ekler misiniz? Biz katılım bankalarına bakıyoruz daha çok diyenler oldu. Çok daha önce hiç düşünmemiştim mesela öyle bir şeyi. Tabii. Hiç kullanmamıştım da oradan mesela öyle bir bankadan. Aslında mantıklı geldi ve onu ekledik mesela. Daha sonra yine çok benzer şekilde çok güzel geri bildirimler geldi. Çok farklı kullanıldığını da gördük. Ve bu bildirimler üzerine aslında tek kişi değil de aslında bir topluluk üzerinden gittiğiniz zaman onların ihtiyaçlarını anlayıp onlara göre biraz aslında gittiğiniz zaman çok daha güzel bir şey çıkıyor ortaya. Kesinlikle yani aslında bu noktada çok katılıyorum sana. Dediğin de çok doğru. İhtiyaçtan çıkıp sonra yine fikirlerle beslenen girişimler zaten hayatın bir parçası oluyor. Ve insanlar artık bunu çok aktif bir şekilde kullanıyor. Aynen. Sizin peki şu an bugüne kadar platformunuzu bir uygulama tarafı var. Yani akıllı telefonlara indirilen uygulama var ve de bir web sitesi var diye biliyorum değil mi? Aynen, yanlış bilmiyorum. Bu kadar bu platformları kaç kişi kullandı, az çok kaç kişiye dokundunuz? Tabii bizim yaklaşık son 1,5 sene olmak üzere bizim uygulamaları devreye almamız ve web sitesini devreye almamızdan bu yana 600 binden fazla tekil kullanıcı bunu kullandı. 3 milyon 200 binden fazla defa kullandı. Hani bu 600 bin kişi. Birden fazla kullandı. Çok aslında kullanılıyor. Özellikle uygulamalar için söyleyeyim. Aylık ortalama 6-7 defa kullanılıyor. Çünkü insanlar hem krediyi merak ediyor. Ne oldu diye, değişti mi? Aslında kredi başvuru ve arama süreci bir şey, bir günlük bir iş değil aslında. Tabii. Hani ihtiyacınız oluyor. Tabii, bakıyorsunuz. Kesinlikle. Acaba iner mi, çıkar mı üç diye bekliyorsunuz. 3 gün sonra bir daha bakıyorsunuz. 3 gün sonra bir daha bakıyorsunuz. Doğru. Aynen. Aslında biz bir de bu şeyleri de ortadan kaldırmak istedik. Yani devamlı aslında bakmanıza da gerek yok. Peki insanlar bilmediğim için söylüyorum. Bu platform üzerinden kredi kullanamıyorlar şu an. Sadece kredi bilgileri alıp bankayla görüşmeye mi başlıyorlar? Nasıl oluyor ya da kullanabiliyorlar? Aynen biz kredi tabii kendimiz kredi vermiyoruz. Aslında biz bankalarla kullanıcılarımız arasında bir köprü durumundayız. Biz ne yapıyoruz? Aslında bankaların oranlarını gösteriyoruz kullanıcıya. Bir arama motoru gibi düşünebilirsiniz. Arıyorsunuz orada bankaların oranlarını görüyorsunuz. Oradan istediğiniz bankaya aslında başvurabiliyorsunuz. Şu an bütün bankalarla bir entegrasyon sürecimiz henüz bitmedi. Bazı bankalarla bitti, tamamlandı. O bankalara şu an başvurulabiliyor. Kullanıcılarımız başvurabiliyor oraya. Başvurular da başladı bu arada. Onun dışında diğer bankalarla da zaten zaman içinde artacaktır bizim işbirliklerimiz. Ve ileride aslında amacımız bütün bankaların olduğu. Çünkü bazı bankalar olmadığı zaman eksik olduğunu düşünüyoruz. Tüm opsiyonları göstermek istiyoruz kullanıcımıza. Aslında uygun olmasa bile faiz oranları. Biz yine de görsün istiyoruz çünkü iç rahat etsin. Evet piyasada en şey buydu, doğrusu buydu. Ben de doğrusunu yaptım, buldum demesini istiyoruz. Çok enteresan. Yani çok güzel bir iş yapıyorsunuz. Ben biraz da platform detaylarına orada girmek isterim ama benim gördüğüm kadarıyla dünyayı da işte nacizane birkaç yere gidip gelme, ziyaret etme imkanım oluyor. Finans sektörü olarak sadece girişim anlamında değil ama bankalar, işte Findex gibi bir yapı, evet. işte BDDK gibi bir yapı, Masak gibi bir yapı. Bu yapı olarak, finans sektörü olarak birçok ülkenin ilerisinde olduğumuzu görüyorum ben. Kesinlikle. Yani bu birçok ülke gelişmekte olan ülkeler değil, gelişmiş ülkelerden de daha iyi olduğumuzu gördüğüm çok nokta var. Avrupa'nın birçok ülkesinden mesela bilmiyorum siz katılıyor musunuz buna? Kesinlikle. Ben ay başında aslında şey gitmiştim. Amsterdam'da Money 2020 diye çok büyük bir fintech ve finans etkinliği var. Dünyanın dört tarafında oluyor yılda. Ve Avrupa'daki ayağına gitmiştim ben. Siz oradan davet aldınız ama aynen, değil mi? Aynen öyle. Biz bu sene aslında çok sevdiğimiz, merak ettiğimiz bir etkinlikti aslında. İki senedir takip ediyorduk ve bu sene davet edildik. Çok sevindik. Bizim için bir onur oldu aslında. Gittik oraya. Davet edilen birkaç firmadan bir tanesiydik. Türkiye'den 3 tane galiba girişim davet edildi. Biri de bizdik. Bu açıdan bizim için çok güzel bir şeydi. Orada Avrupa'daki, özellikle Avrupa'daki, tabii Amerikan ve Asya'dan gelenler de vardı ama ağırlık olarak Avrupalı firmaları gördük. Dediğiniz gibi hani çok da aslında özellikle bankacılık tarafları zaten mobil bankacılık, web bankacılığı, internet bankacılığı bizimki kadar gelişmemiş durumda. Bu artı mı, yani iyi mi kötü mü aslında bir de tartışılabilir bir konu. Çünkü fintech açısından, yani Türkiye'de bu kadar güçlü, teknolojik açıdan güçlü bankaların olması da yani kapladıkları alan olarak bize çok alan bırakmamaları konusunda da biraz şey aslında. Hani çok da iyi de olmayabiliyor. Çok güzel bir analiz. Evet. Böyle hiç düşünmemiştim. O yüzden hani Avrupa'da mesela bankalar bu kadar güçlü değil teknolojik açıdan. Girişimler çok güzel alanlar bulabiliyor. Çok bizim. Daha boş alanları bulabiliyor ve orada ilerleyebiliyorlar. Bizim o yüzden işimiz biraz daha zor olabiliyor Türkiye'de. Girişimcilerin işi zor burada Evet ama tabii yine girişimcinin aslında görevi birazcık da yaratıcı olmak. Sonuçta şartlar ne olursa olsun bir yol ama Türkiye gibi, o zaman buradan da şu da çıkıyor. Türkiye gibi bir yerde bir fintech girişimi başarılıysa dünyanın birçok yerinde başarılı olur o zaman. Evet. Çünkü buradaki bankalar güçlü ve bu bankalar kabul etmişse bu girişimin başarılı olduğunu dünyanın birçok yerine yayılabilir. Kesinlikle çok güzel bir tespit. Ama bu bir kısmı tabii. Yani bankacılık tarafı açısından çok doğru.
Bir de tabii kültür tarafı var, kullanıcı tarafı var. Eğer siz kullanıcılara yaptığınız, özellikle B2C yapıyorsanız, oradaki kültürü, finans kültürünü, tüketim kültürünü iyi bilmeniz, iyi analiz etmeniz gerekiyor. Yani mesela Amerika'da halen çek kullanılıyor. Biliyorsunuz hani bizim tabii birbirine çek yazılıyor. Herkeste kredi kartı vardır. Herkeste hatta birden fazla kredi kartı vardır. Avrupa'ya gittiğiniz zaman çok az kredi kartı kullanılıyor. Debit kartları kullanıyor daha çok, bankamatik kartları kullanıyor. Sonuçta her kültür değişiyor ama dediğiniz gibi bankacılık Türkiye'de çok güçlü. O açıdan hani o kısımda biraz tabii zorlanıyoruz. Bankacılık bu kadar güçlüyken peki girişimcilerin yolu Türkiye'de çok daha zor diyorsunuz ama birlikte bir şey yapılabilir mi aslında? Kesinlikle. Aslında çok güzel bir yere dokundunuz. Şu an aslında bankalar ve girişimler bir yerde aslında rakip gibi gözüktü en başta. İlk çıktıkları zaman bankaların öyle bir şeyi oldu biraz. Acaba rakipler mi bize? Sonra gördüler ki aslında asıl rakipler Techfin dedikleri çok daha büyük firmalar var. Onlar aslında asıl tehlike. Bunu fark ettiler ve şu an girişimcilere... Onlardan farklılaşmak için girişimcileri destekliyorlar. Aynen. Hani, değil mi? Techfin'lerdeki hız, oradaki çok şey, teknoloji daha şey yapmak için, onlara yarışabilmek için onlarla girişimcilerle beraber olmanın ne kadar önemli olduğunu fark ettiler diye düşünüyorum ben. Şu an aslında birçok bankanın bile kendi şeyi var, fintechlere özel yaptıkları bazı organizasyonlar var. Kendi içinde olsun mesela QNB Finans Bank'ın, FinCube diye mesela bir tane şey açtı. Bir programı var. Evet, programı var. Birçok bankanın var. Aynen, birçok bankanın var hani. Öyle bankalar ne yapmaya çalışıyor şimdi? Onları bir kendi bünyesine alıp aslında. Girişimcileri daha erken aşamada aynen birlikte aynen. Bir şey yapmaya çalışıyor. Bunu 5 sene önce düşünmeniz bile çok zordu ama şu an geldiğimiz nokta bu. Gerçekten Türkiye'nin büyük birçok bankasının böyle değil girişimci mi? Destekleme ve hızlandırma programı dediğimiz aynen. Programları var. Üçer aylık periyotlarla girişimleri alıyorlar. İşte onlarla birlikte iş fikrini, modeli geliştiriyorlar. 3 ayın sonunda mezun ediyorlar ve artık bir şirket halinde piyasada olmalarını sağlıyorlar. Birlikte bir çalışma olması da çok güzel kesinlikle. Bir şey. Evet. Kesinlikle. Yani. Kesinlikle burada kazanan aslında bizim kullanıcılarımız aslında, hı-hı. Müşterilerimiz diyebileceğimiz hı-hı. Bireysel evet. Aslında insanlar. Önemli olan da bu olması lazım aslında. Kim müşterinin gönlünü aslında fethederse, işini kolaylaştırırsa hani aslında onlara kazanacak ileride. Müşteri özellikle kullanıcı deneyim dedikleri şey aslında birazcık da bu. Yine Money 2020'de ki bir çok önemsediğim bir not aldım, almıştım orada. Orada şeyi incelemişler. Hani böyle loyalty dedikleri sadakat nasıl sağlanıyor? Yani sadakat için kullanıcının sadakatini en çok etkileyen şey nedir? Bir bankaya sadakatini mi? Yani teknolojiye sadakat. Finans alanında hani müşteriler bankalarla veya fintechlerden hani sadık olmak için en çok neyi bekliyorlar? Hani sadık olmalarını sağlayan en büyük etken ne? Nedir? Gibi bir şey yapmışlar böyle. Anket yapmışlardı ve kişiselleştirilmiş deneyim bir numara ve bayağı farklı bir şekilde önünde gözüküyordu. Dolayısıyla bu alana yönelen, buna dikkat eden firmalar biraz daha önde olacak gibi görünüyor. Ya çok doğru. Aslında şeyi sormak istiyorum ama yani oradan devam edelim sonra şeye geçelim. Şimdi ben şöyle hissediyorum, bilmiyorum belki de yanlış hissediyorum ama sizin yorumunuzu almak istiyorum. Finans global bir pazar, dünyada da global bir pazar ama kredi işi biraz daha lokal bir iş gibi geliyor. Yani bir Türk bir vatandaşın gidip Dubai'deki bir bankadan kredi alması, yani bu, tabii büyük scale'da bir iş yapıyorsa, bir inşaat projesi vesaire varsa olabilir ama sizin hitap ettiğiniz müşteri segmentinde herhalde daha lokal bir pazardır diye tahmin ediyorum, değil mi? Dolayısıyla aynen siz öyle. Globalleşme tarafında bir düşünceniz var mı? Yani Türkiye'deki giriş vatandaşlar gidip bu uygulamayı indirip Türkiye'deki bankaların kredi oranlarına bakabilirler. Ama aynı anda ya Yunanistan'da, Bulgaristan'da daha ucuz kredi var mı yok mu gibi bir şeyi kimse hiçbirimiz düşünmeyiz para ihtiyacımız olduğunda. Burada kredi olarak sizin nasıl bir pozisyon alacaksınız? Yani bu lokal global bariyerini yoksa ya hiç bizim global bir düşüncemiz yok, lokal pazarda kalmak mı istiyoruz diyorsunuz? Yok aslında bizim yani daha çok ilk zamanlardan beri şeyi gördük. Yani bu bir ihtiyaç aslında ve öteki ülkelerde de aslında çok benzer şekilde. Tabii her ülkede değil, bizim ülkede şöyle bir karakteristik özellik var. Çok daha hızlı inip çıkışlar var mesela faiz oranları özellikle. Çok değişiyor. Bu değişimler aslında şeyi doğuruyor. Bizim şu an yapmak istediğimiz işle ilgili fırsatlar doğuruyor. Tabii. Şöyle yani bir mesela ben kendimden örnek vereyim aslında. Ben bir konut kredisi kullanmıştım. 8 yıllık vadeli bir konut kredisi kullanmıştım. Ve ben bunu 2 defa refinanse ettim. Çünkü faizler düşmüştü. 2 defa düştü. Hani 1.26 almıştım. 99'a düştü. Gittim refinans ettim, yeniledim kredimi. Biraz kar ettim. Sonra biraz daha bekledim. 0.65'lere düştü. Bir daha gittim mesela. Yine yeniledim. Biraz daha kar ettim. Vadeyi kısalttım. Biraz daha kar ettim. Öyle bir, aslında çok şey var burada. Çünkü devamlı bir değişim var burada ülkede ekonomik olarak. Böylece 22 bin lira mesela kar ettim orada. Bir konut kredisinde. Hani normalde hiç yapmasam. Sürecinde, evet.
ödemeniz gereken bir paraydı. Evet. Şimdi Türkiye'ye bu şekilde benzeyen ülkeler de var. Özellikle hani şeyde Güney Amerika kısmında olsun, biraz Asya tarafında olsun. Böyle şeyler var. Avrupa ve Amerika biraz daha nispeten stabilize olmuş ekonomiler. Yine var ama çok bu fazla değil. Bu kadar farklar bu kadar oluşmuyor. Evet. Ama tabii yine de kültürler arasında şey fark var. Hani kimisi de kimisi için 22 bin lira azken kimisi için 1 lira bile çok fazla olabiliyor. O yüzden hani biz şu an globalde de işe yarayabileceğini düşünüyoruz. O zaman globaldeki şey Kredya'nın örneğin Güney Amerika için olan farklı bir versiyonun ortaya çıkması. Yani Kredya içinden değil ama farklı bir dille, farklı bir yapıyla gidiyor. Şu anki yapımız o şekilde. Hani ikinci bir ülke düşündüğümüz zaman aslında oraya özgü, oranın finans şeyine özgü bir şekilde bir yeni bir yapılanma olarak düşünüyoruz. Ama yine geçen katıldığım etkinlikte şöyle ilginç bir firmayla tanıştım. Tanışmak istediler hani kredi işini yaptığımızı öğrenince. Konuştuk, çok farklı cryptocurrency aslında firması. Ama onun üzerinden kredi vermek istiyorlarmış. Hani tamamen kripto paralar üzerinden bir kredi şey yapmak istiyorlar. Ve dediğiniz şeye geliyor aslında, o zaman fark etmiyor ülkesi. Evet, o zaman İstediğiniz yerden yapıyor. Birisinden kripto paralarla bir kredi alma, verme, geri ödeme gibi bir şeyden bahsettiler. Tabii bizim için biraz şu an erken ama ilginç bir şeydi bizim için de, anekdot oldu. Bunların hepsi birer dijital dönüşüm tabii bahsettiğimiz konular ve çok önemli bir konu var aslında. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin bu noktada ne kadar fayda sağlayabileceği konusu. Tabii şu zamana baktığımızda neden ne kadar tasarruf yapabiliriz konuşuyoruz. Hepsini aslında dijital dönüşümle birlikte yapıyoruz. KOBİ'ler için ne dersiniz peki? Bu noktada ne kadarlık bir fayda sağlar onlara? KOBİ'ler için şu an için henüz bir KOBİ kredisi hizmeti vermiyoruz ama aslında bizim yine bizim ajandamızda olan bir şey, yapmak istediğimiz bir şey. Özellikle taksitli ticari krediler çok benziyor aslında ihtiyaç kredilerine. Yine çok şey var, bazı KOBİ kredileri çok daha farklı karakteristikleri olabiliyor. Biz böyle hani bir uygulamanın içinde her şeyi koymak da istemiyoruz. Biraz daha spesifik olmak istiyoruz. Birbirine benzeyen kredileri varsa basit kredileri yine şey yapmak istiyoruz. Şu an son kullanıcılar için ihtiyaç kredisi üzerinden mi gidiyorsunuz yoksa farklı kredi çeşitleri şu de var mı? Şu an için ihtiyaç, konut ve ticari. Üçü de aslında bireysel krediler, bireysel müşteriler için, bireysel kullanıcılar için olan şeyler. Ama şöyle bir şey var. Bizim şu an KOBİ tarafında da uygulamamızda aslında hani kredi sadece karşılaştırıp başvurma, kendiniz için olan kredileri başvurma bir şeyinizin dışında bir de kredi var olan kredilerinizi sadece kredi arayanlar için değil aslında. Kredim var mesela. Şu an 3 tane kredi ödüyorum diyelim. Ben bunları krediye girip takip edebiliyorum. Ödeme tarihim ne zamandı, ne zaman ödemem gerekiyor? Bir bakışta, bir ekrandan, bu ay toplam ne kadar ödeyecektim ben, taksitte tarihler ne zamandı, hepsini tek ekran üzerinden görebiliyorsunuz. Ve KOBİ kredilerinizi de oraya ekleyebiliyorsunuz. Öyle bir artısı var şu an KOBİ ile ilgili. Öyle bir ilişkisi var. Yine bir ucundan desteğiniz var yani, çalışmanız var. KOBİ tarafı oldukça önemli yani. Kesinlikle. Bence de o tarafta büyümek aslında belki şirketin yani Kredya'nın ticari anlamda elde edeceği karı vesaire de büyütecektir diye tahmin kesinlikle ediyorum. Kesinlikle. Tam şöyle bir şey var aslında. Çok güzel bir yere dokundunuz. Şu an yani taşıt, ihtiyaç ve konut bireysel krediler için şu an toplamda 400 milyar TL'lik bir borç var mesela. Kredi borcu var bankalarda. Bireylerin borcu. Ve çok yakın bir rakamda da KOBİ'lerin borcu var. Hani demek istediğim KOBİ'lerde de aslında benzer bir pazar var. Yakın bir pazar var. Pazar şey olarak aslında girilebilir. Orası da açık şu an. Ya bir de bu konunun biraz da şeyi de sormak istiyorum. Finans yönetimi neden önemli? Yani şimdi siz bu alanda bir girişim ortaya çıkartmışsınız. Biz biraz Türk milleti olarak benim gördüğüm kadarıyla biraz finans yönetimini çok iyi beceremeyen bir millettik. İşte bu bireysel emeklilik sigortası, BES vesaire, bireysel emeklilik programları vesaire bunlarla başladı ki birikimlerimizin arttırılması nedeniyle aslında. Ve biraz birikimlerimiz dünya standartlarına yaklaşmaya başladı. Yani biraz finansal şeyden biraz bahseder misin? Yani gerçekten bu finans yönetimini bilmiyor muyuz? Neden önemli ya da biliyoruz ama uygulamıyor muyuz sizce? Ya şöyle bence aslında herkes finansı önemsiyor. Çünkü doğrudan bizim hayatımızı etkileyen bir şey. Hani insanlar kazandıkları parayı bir şekilde harcıyorlar. Bunu harcarken de aslında bir denge tutturmak gibi bir hedefleri oluyor. Çünkü öbür türlü zora girebiliyorsunuz. Kişisel finans yönetimi şöyle önemli. Aslında ülkemizde şu an biliyorsunuz cari açıklar var. Bayağı bir gelir gider dengesi arasında bu farklar oluşuyor. Bunları kapatmak için kişisel olarak da aslında ileriye dönük hedeflerinizi gerçekleştirmek için mesela ileride evlenmek istiyorsunuzdur, araba almak istiyorsunuzdur, ev almak istiyorsunuzdur. Bu hedeflerinize aslında varmak için bu yönetimi iyi yapmanız gerekiyor. Bunda aslında çok önemli bir ayağa tasarruf oluyor. Hani yaptığınız harcamadan, kazandığınız paradan çok aslında yaptığınız harcamalar sizin aslında bu hedeflerinize varmanıza engel oluyor veya oraya götürüyor sizi. Yani istediğiniz kadar kazanabilirsiniz ama sizin harcamalarınızı kontrol etmediğiniz sürece aslında çok da bir önemi olmuyor.
belki siz herkesin tanıdığı akrabasından şuradan vardır örnekler. O yüzden çok önemli aslında gelir gider dengesi ve hani takibini yapmak. Biz biraz harcamalarını kontrol edemeyen bir millet miyiz? Biraz çok şey yapmıyoruz aslında. Sebebi de biraz şey aslında galiba rahat bir ülkeyiz, toplumuz. Hani çok böyle hesap kitap yapmak istemiyoruz. Matematiğe zaten çok biraz uzarız. Hani biraz matematiği çok sevmiyoruz maalesef. Aslında biz de şimdi hem dünya geneline baktığınız zaman bu konuda çok fazla aslında uygulama çıktı. Çünkü insanlar hakikaten böyle bir zaaf var. Matematik zor bir şey. Tabii. Herkes böyle şey yapmak istemiyor. Girmek istemiyor. Hesap kitap, yani bugün bu kadar para harcadım, bu kadar gelirim oldu, işte şu kadar da biriktireceğim. Hani bunları herkes yapamıyor. Zaman bulamıyor bir de. Aslında Türkiye'de de bir de şöyle bir şey var. İnsanlar çok çalışıyor. Yani mesai saatleri uzun biraz. Yani bir şeyi düşün, mesela bir kuaför düşün ya da ne bileyim bir garsonu düşün. Hani bütün gün ayakta zaten 15-16 saat. Tabii. Onun hani bir de gidip evde hesap kitap yapması, kendi hedefleriyle ilgili şey yapması biraz zor olabiliyor. Tam da bu noktada işte aslında kişisel finans yönetimini yapan uygulamalar, girişimler bu konuya biraz odaklanıyor. Ve orada yapılan matematiksel hesaplamalar, hani çok gereksiz zaman alan şeyleri aslında orada otomatik bir şekilde yapmaya çalışıyorlar. Ülkemizde henüz PSD2 benzeri Avrupa'da olan açık bankacılık uygulamaları henüz gelmedi. O yüzden birçok şeye ulaşılamıyor. Ama yurt dışında mesela Amerika'da özellikle Avrupa'da sizin kredi kartı hareketlerinizi alıp bankadan orada yaptığınız harcamalara göre size tavsiyede bulunan aslında tam da aradığımız şey bizim için hani analiz etsin, söylesin bize hani ne yapayım çok, hani çok. Ben kendim gidip de tek tek bakmayayım şimdi bir sürü harcama yapmışım. İşte çok kahve içmişsin bu ay, biraz daha kısaltabilirsin, azaltabilirsin. Azaltırsan işte şöyle bir şey yapabilirsin veya hedef giriyorsunuz. Mesela araba almak istiyorum diyorsunuz. Araba almanız için şu kadar şunları yapmamanız lazım diye size şey sunuyor. Biz de kredi olarak aslında burada şunu yapmak istiyoruz. O kadar geniş bir perspektifte şey yapmayı düşünmüyoruz henüz ama şu an için kredi ödemesi yapan aslında Türkiye'de 20 milyon üzerinde insan var. Hani kredisi var ve var, ödüyor. Aynen. 20 milyon üzerinde. 20 milyon üzerinde. Yani 2,5 milyon sadece konut kredisi ödemesi olan insan var. 600 küsür bin civarı, yine bunlar BDDK ve Türkiye Bankalar Birliği'nin raporlarıyla tespit edilmiş şeyler, rakamlar. 600 küsür bin taşıt kredisi borçlusu var. Ve 20 milyon üzerinde de aslında yine ihtiyaç kredisi. Geri ödeyicisi var. 20 bin üzerinde. 20 milyon üzerinde, evet. Çok çarpıcı rakam arasında. Evet. Ve 400 milyar TL'lik bir borç. Dediğim gibi bu faizsiz kısmı sadece borç olan ana para. Biz bunu aslında şey yapmaya çalışıyoruz. Yani burada bizim kullanıcılarımızın ödediği krediden kısabildikleri kadar kısıp, faizden ödedikleri ekstra paradan kısıp tasarruf etmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Bunu da nasıl yapıyoruz? Kredilerin giriyorlar oradan, zaten bir yerden görüyorlar. Hani bir daha her defasında banka uygulamalarına girip veya arayıp sorup kaç para kaldı, ne kadar borcum kaldı, kaç taksit kaldı diye sormalarına gerek kalmıyor. Çünkü insanlar unutuyor. Hani 120 aylık bir kredi çektiğinizi düşünün. Evet. 28 ay sonra ne kadar kaldı hani bilemiyorsunuz. 3 sene önce çekmişsiniz krediyi. Bir daha arkanıza bakmıyorsunuz. Acaba kaç para kaldı? Sadece aylık taksitinizi genelde biliyorsunuz. Her ay onu ödüyorsunuzdur. Onun dışında çok aslında arayıp sormuyorsunuz ama aslında çok fırsat var. Evet. Ve bu borçlar üzerinden yapılandırma olsun, erken ödeme olsun, ara ödeme olsun, erken taksit ödeme olsun, birçok farklı yöntemle bunları azalta azalta siz aslında daha karlı hale gelebilirsiniz. Aynen. Bir de bu sistemlere çok çabuk adapte olunuyor değil mi? Adapte olunuyor, alışılıyor ki size de bir feedback, geri dönüş veya tavsiyelerde bulunuyorlar uygulamaya yönelik. Tabii dedim ki çok fazla insan var bu kredi kullanıcısı, ödeyen kişi olduğu için herkes hesap kitap yapmak durumunda kalıyor. O yüzden de hani böyle bir işleri kolaylaştırıcı bir şey çıktığı zaman hemen tabii sağ olsunlar yardımcı oluyorlar. Aslında az önceki soruya verdiğiniz cevap çok güzel ve keyifliydi. Yani kişisel finans yönetiminden şu anki şeye bağladınız. Çok da güzel bir özetlediniz. Ben bunu şunun için sormuştum. Ben de giderek artan bir şekilde bu finansal uygulamaların arttığını görüyorum. Yani işte kredimi nasıl yönetirim, tüm giderlerimi nasıl yönetirim gibi Türkiye pazarında ve globalde birçok uygulama ortaya çıkmaya başladı. İşte Türkiye'de de girişimciler yapıyor ya da bir seyahate çıktığınız bir grupla 3-4 kişi bu masrafları nasıl paylaşırız vesaire gibi. Yani daha çok gider yönetimini daha demokratik hale getirmeye çalışan, paylaşımı yönetmeye çalışan uygulamalar var. Onun için sormuştum. Aslında güzel bir nokta. Yani dünyada da böyle şeyler var kesinlikle. Ama burada da bir pazarda bir artış var. Hatta dün işte yine Dubai'de bir arkadaşımla konuşurken şeyi çıkartmış. İşte 1 Haziran 2020
2018'den 1 Haziran 2019'a kadar bir kahve markasına ödediği kahve şeylerini çıkartmış. Orada dirhem para birimi. İşte diyor ki ben bir yılda 28 bin dirhem kahve bu markaya para ödemişim. Bundan sonra şu anki hedefim bunu 20 bin dirheme düşürmek falan gibi. İnsanlar artık bunu kendi şeylerinde de yapıyorlar. Bunu kolaylaştıran bu uygulama olması da çok güzel. Şunu da sormak istiyorum. Şimdi biraz programımızın son bölümüne yaklaşırken siz bu girişimcilik hikayesine nasıl başladınız? Yani şeyde bahsettiniz, bir ihtiyaç gördünüz vesaire ama ya ben bir girişimci olmalıyım, böyle bir şey yapmalıyım ve oradan bugüne gelen 4 yıllık sürede girişimci olduğunuz için kendinize biraz kızıyor musunuz? Onu da öğrenmek isterim. Çünkü bu programın amacı biraz da televizyonda izleyen girişimciye cesaret vermek. Evet. Bu işin güzel yanlarını ve keyifli yanlarını anlatmak ama biraz da tabii olumsuzluklar oluyordur yol içerisinde. Onlardan da paylaşabilirseniz sevinirim. Bilmiyorum başınıza gelen kazalar oldu mu? Şöyle zaten hani gelmezse sıkıntı var diye düşünüyorum. Çünkü zaten hani çok kolay olsa herkes yapar diye düşünüyorum. Ama kolay mı zor mu derken de hani zorluk şöyle bir zorluk değil aslında. Hani aman yapmayın çok meşakkatli yapmayın kötü değil. Zor ama bir daha yaparım yani. Zor ama öyle keyifli. Şey. Keyifli çünkü çok yani yeni şeyler öğrenmeyi seviyorsanız özellikle bu sizin için çok güzel olacaktır. Öyle çok güzel bir yolculuk olacaktır. Ben 4 sene önce başladığım zaman yani tamamen kendim için başlamıştım dediğim gibi. Hiç böyle aslında böyle bir girişim gibi bir şey olacağını düşünmemiştim. Şirketleşeceğimizi hiç düşünmemiştim. Ama yolda ilerlerken hani gelen feedbacklerden, kullanıcılardan bir destek aldım biraz. Ondan sonra da işte arkadaşlarım oldu aslında. Birazcık da çok büyük bir şey artılar oldu bana. Onların da biraz beni yüreklendirmesiyle oldu. Ortağım oldu mesela. Ortam çok özellikle bana çok şey verdi, destek verdi. Beraber yapalım, ben de girmek istiyorum, inanıyorum dedi. Öyle olunca da tabii insan biraz kendine güveniyor ve giriyor bu yola. Daha sonra ekosistemi tanımaya başladım aslında. Hani hiçbir tanımıyordum çünkü ben. Kendimle IT çalışanım, yani bilgisayar mühendisiyim. Kendi çalıştığım bankada hani sabah akşam git gel yapan hani böyle normal beyaz yakalı bir çalışandım. Daha sonra ekosistem olduğumu fark ettim. Yani yatırımcılar var, başka girişimciler var, işte fintech diye bir alan var, işte bazı etkinlikler var, şeyler var. Çok şey var aslında. Bunlara katılmaya başladım. Yaklaşık bir sene boyunca herhalde katılmadığım etkinlik olmadı diye tahmin ediyorum. Eşim teşekkür ediyorum buradan. Bana destek verdi çünkü akşamları geç gelmeler falan böyle. Zor bir süreç. Tabii çok şey oldu, çok zaman harcadım hani. Çok video izledim mesela. Özellikle gidemediğim etkinliklerle ilgili. Özellikle yurt dışındaki etkinlikler, İngilizce. Bu arada İngilizce bilmek çok önemli. İngilizce bilmeden yani buraya herhalde bu seviyeye gelemezdik diye tahmin ediyorum. Etkinlik demişken Money 2020'ydi değil mi? Yanılmıyorsam. Evet. Evet. O etkinliğe davet almak mesela aslında biraz da etkinliğin önemi de var. Çünkü fintech tarafında önemli bir etkinlik dünyada. Evet. Nasıl bir çalışma? Aslında bunu tabii siz bir örneksiniz davet edilen, belki diğer girişim hikayelerine de örnek olur. Ne gerekli bu noktada? Tabii ki çok çalışmaktan bahsediyorsunuz ama evet. Böyle bir beklentiniz var mıydı, bilginiz var mıydı? Nasıl oldu bu süreç? Tabii önce biz zaten takip ettiğimiz bir etkinlikti aslında. Dünyada buna benzeyen birkaç daha çok önemli etkinlik var. Biri Finovate galiba, biri Landit diye bir şey var, etkinlik var. Bir de bu etkinlik, Money 2020. Çok büyük bir etkinlik aslında, finansla uğraşan aslında bütün girişimcilerin biliyor olması gereken bir etkinlik. O yüzden dünyaya açık olmak gerekiyor. Yani bir tek Türkiye'deki fintech ekosistemi değil de aslında dünyaya bakmak gerekiyor. Özellikle kendi alanınızdaki firmaların ne yaptıklarını iyice analiz etmeniz gerekiyor. Çünkü onlar biraz daha ister istemez önümüzde oluyorlar. Hani onların yaptıkları hatalar, yaptıkları güzel şeyleri de takip etmeniz gerekiyor. Oradan zaten şeyi görüyorsunuz, etkinliklerde neler döndüğünü görüyorsunuz. Hani oraya giderseniz ne kazanabileceğinizi, hani niye gitmeniz gerektiğini anlıyorsunuz. Ondan sonra da başvurular var aslında. Her sene başvuru açılıyor, herkese açık. Bütün girişimler başvurabiliyor. O başvuru kısmını çok iyi doldurmalar gerekiyor. Özellikle kendilerini anlatan kısımlar var. Hani niye sizi seçelim gibi sorular var. O konularda bayağı şey olması gerekiyor. İyi bir yazı yazmanız gerekiyor. Onun dışında yine kendi geçmişinizde yaptığınız başarıları falan böyle görünür hale getirmeniz gerekiyor. Çünkü insanlar başvuruları değerlendirirken girip internette sizi araştırıyorlar. Yani sizinle ilgili bir yerlerde bir şeyler görmesi, özellikle İngilizce içerikli bir şeyler görmesi çok önemli diye düşünüyorum. Etkileyici olmak kesinlikle, değil mi? Konuşmuştuk bunu Ali. Evet. Şimdi çok iyi bir projeniz vardır ama doğru anlatamadıktan sonra başarıyı belki elde edemeyebilirsiniz. Çok küçük bir şans. Evet. Ne yazık ki. Peki yurt dışında aslında çok güzel bir konu oldu bu etki, Money 2020. Burada görmüşsünüzdür başka girişimlerde, girişimcilerde. Sizin yaptığınız şeye benzeyen iş modelleri var mı dünyanın farklı yerlerinde? Yani şöyle, çok birebir olmasa bile benzer yapılar var. Avrupa'da özellikle etkinlikte konuştuğum birileri vardı. Mortgage üzerine bir şeyler yapan vardı mesela. Habito diye bir firma var İngiltere'de. Onun CEO'suyla konuştuk.
Ben de krediyi anlattım. Kendisi de bayağı aslında çok şey ilgisini çekti. Hı-hı. Özellikle şu anki değil de biraz da ilerideki projelerimizden bahsettim. Çünkü sadece kredi değil aslında. Kredi bir kendi başta bir ekosistem aslında. Etrafında sigortalar var aslında. Bir sürü şey var. Mesela ev aldığınız zaman aslında evinizi temizlemeniz de gerekiyor. Evinizi taşımanız da gerekiyor. Sigortasını da yapmanız gerekiyor. Arabayı aynı şekilde. Hı-hı. Aslında bir ekosistem oluşuyor ve bu ekosistemi onların kendileri de bu şekilde görüp görmediğini konuştuk. Hı-hı. Veya nasıl değerlendirdiklerini konuştuk. Çok benzer şeyleri düşündüğümüzü gördüm. Ve şu an bilerek sadece mortgage, sadece konut kredilerine odaklandıklarını anlattı bana. Onun dışında, Habito dışında Amerika'da çok iki tane çok önemli yine girişim var. NerdWallet yine çok bana da benziyor hikayesi. Kendi işsiz kalmış 2008 krizinde bunun kurucusu. Oradan hani kredi almış, bulamamış. Hı hı. Bakmış ki aslında çok insan bulamıyor krediyi. Derken böyle bir girişim başlatmış. Evet, yine çok çok güzel bir girişim. Bir de Lending Tree diye bir şey var. Yine hı hı. sahibi kendisi kredi ararken yaşadığı sıkıntılarla yüzleşmiş, sıkıntılar yaşamış ve ondan sonra çıkmış bu yeni bir fikir. Yine çok benzer bir şekilde kredilerinizi görebiliyorsunuz ve orada biraz daha farklı olarak skorunuzu da yani skorunuzu görebiliyorsunuz orada. Skorunuzu etki eden şeyleri görüp görerek, size evet, tavsiye oldu. Ediyor. Ya işte üç kredi kartınız var. Bunu tek bir şeye düşürürseniz sizin kredi notunuz biraz daha yükselebilir gibi böyle tavsiyelerde bulunan uygulamalar var. Enteresan, çok güzel. Peki biraz konuştuk ama biraz da gelecek planlarınızdan bahseder misin? Bundan sonra krediye yine ne tarafa götürmek istiyorsunuz? Ciddi tabii. bir kullanıcı kitlesi var, app var, web sitesi var ama aynen. bundan sonraki planlar nedir? Tabii şöyle, şu an bizim uygulamamız her iki store'da da mevcut, indirilebiliyor. Ve aylık şu an 10 bin üzerine çıktı aylık indirimi. Her iki tarafta da finans kategorisinde en çok indirilen ilk 100, ilk 50 uygulama arasına giriyor. Biz bundan çok gurur duyuyoruz, onur duyuyoruz. Aynı şekilde bizim uygulamalarımızın kullanıcıdan gelen destekleri de çok yüksek. Hani 2500 civarı yorum oylama var. Ve 4.7 ortalaması şu anki ortalaması. Yine bu finans uygulamalar arasında en yükseklerden bir tanesi. Bu da bizi çok sevindiren bir gelişme. Yani doğru yolda olduğumuzu gösteriyor diye tahmin ediyorum ben. Bunun dışında feedbackleri almaya devam ediyoruz. Aldığımız bir feedback listesi var aslında. Hani ne yapmak istediğimizle ilgili bir yol haritamız var. Bunları eklemeye devam edeceğiz. Yeni özellikler, yeni feature'lar eklemeye devam edeceğiz. Bunun dışında ikinci bir ülke şeyi vardı aslında bizim. Hani sonuçta Türkiye'de biliyorsunuz kalmak şey değil. Girişimci olarak ikinci bir ülkeyi düşünmek çok artık doğal hale geldi. Özellikle kur farkından sonra bir düşünmemiz gerekiyordu. Zaten en başta düşündüğümüz için artık zaman geldi mi acaba diye tartışmaları şu an yapıyoruz. Orada da birkaç belirlediğimiz ülke var. Muhtemelen gelecek senenin başında gibi bir şey. Lokal, lokal uygulamalarla o pazarlarda büyüyeceğiz. Aynen öyle. Peki yapının gelir modeli nedir? Yani bir yapınızın üzerinden birisi bir kredi kullandığında buradan siz bir komisyon mu alıyorsunuz ya da nasıl çalışıyor ya da bir reklam modeli mi var? Yani kredi şirketi nasıl para kazanır? Şöyle özellikle şunu söyleyeyim. Kullanıcılara tamamen ücretsiz bir platform bu. Uygulamaları indirip ücretsiz şekilde indirip ücretsiz bir şekilde kullanabiliyorlar. Aynı şekilde web sitemizde de ücretsiz bir şekilde kullanılabiliyor. Bunun dışında reklam da yok aslında. Yani böyle bazı uygulamalarda reklam falan çıkıyor. Oradan bir gelir modelleri oluyor. Bizde o da yok. Biz kullanıcıyı Yormadan hani böyle istedikleri şeyi zaten yeterince yoruluyorlar diye düşünüyoruz. Gün içinde iş hayatında birçok sıkıntı var herkesin. Biz daha rahat bir uygulama, rahat bir arayış sunmaya çalışıyoruz. Bizim gelir modelimiz aslında bankalardan. Biz bankalarda listeliyoruz. O bankalara yapılan başvurular üzerinden bir komisyon dediğiniz gibi alma durumumuz oluyor. Bunun dışında yine bankaların sıralama sırasını değiştirip yani en üstte gözükmesi gibi veya işte daha farklı şekilde gözükmesi gibi öne çıkarıcı özellikler var. Evet. Onları üzerinden hani biraz ücretlendirme yapıyoruz. Peki kredi dikeyinde mi gidecek? Yani o konu ismi krediye sadece aynen. kredi tarafından gitmek mi? Yoksa bankaların farklı uygulamaları var. Örneğin işte KMH'lar vesaire. Farklı ürünler var. Bunlarla ilgili başka şeyler yapılacak mı? Yoksa sadece kredi dikeyi mi? Şöyle aslında bu soru çok geliyor bize doğal olarak. Yani niye siz ismini krediye koydunuz ki? Yani yarın öbür gün bir başka biraz bir şey yapmak istediniz. Biraz kendinizi kısıtladınız mı acaba? Biz de şey diyoruz aslında yeterince büyük bir alan diye düşünüyoruz zaten. Evet. Çok fazla büyük. Yani bahsettiğim gibi 400 milyar TL'lik bir sadece bireysel kredi şeyi var, Türkiye'de market var. Ciddi bir pazar. Çok ciddi bir pazar. Bunun dışında hani kredi derken tabii KMH da kredi kartı da aslında yine krediye giriyor. Tabii kredi kartı. Dolayısıyla KMH oradaki de eklediğiniz zaman zaten çok büyük bir alan oluyor. Ve dediğim gibi kullanıcı sayısı da 20 milyon üzerinde 25 milyon civarı bir kullanıcı sayısı var.
Bu bize yeter diye düşünüyoruz şimdilik. Hangi bankadan kredi kartı alayım örneğin? Yani aynen. Faiz oranları bana avantajlı. Veya kredi kartlarınızı bir arada görmek de istemez misiniz? Hani şu anda ne kadar borç? Ha, evet, hepsini birlikte takip etmek. Bir şey merak ettim. Kapatmadan önce son 3 dakikaya girdik. Şimdi birçok etkinliğe katılıyoruz dediniz. Hem Türkiye'de hem de yurt dışında, dünyada baktığımızda. Şimdi finansal uygulamalar konusunda aslında merak ettiğim için soruyorum Murat Bey. Tabii. Kadın ağırlığı nasıl peki? Hem dünyaya konuşalım, biraz da Türkiye'den bakalım. Türkiye'de aslında benim tanıdığım birkaç girişimci var. Çok da başarılı kadın girişimciler var finans sektöründe. Yine aslında Money20/20'ye götüreceğim. Orada çünkü sırf kadınlara özgü, kadınları biraz daha öne çıkarmak için yapılan bir şey var, yapılandırma var. EWPN diye hatırlıyorum ama yanlış da hatırlıyorsam kusura bakmasın izleyiciler. Orada sadece kadın, özellikle kadın yöneticileri, kadınların finans sektöründeki varlığını arttırmaya yönelik bir yapı. Dolayısıyla aslında desteklenen bir şey. Biz de destekliyoruz çok şey, yani iyi bir şey bizce de. Yani kadınların olması gerekir. Kesinlikle. Zaten finansın olduğu yerde biliyorsunuz zaten ailelerde kadınlar biraz şey yapar. Hani kredi ailede alırken... Ailede finansı onlar yönetiyor. Aynen, doğru. Birazcık öyle bir şey. Çekirdek ailede, aynen. Doğru. Bu daha da iyi yönetirler diye düşünüyorum. Doğru. Bu da bunun uygulama tarafı. Aynen. Peki son zamanlarda şöyle değerlendirmek istiyorum. Sizin girişimcilere önerileriniz var mı? Yani siz bu süreçte 4 yılda ciddi deneyimler elde etmişsinizdir. Evet. Yani bizi izleyen girişimciler az önce birkaç şeyden bahsettiniz. İşte İngilizce vesaire gibi ama bu girişim yoluna girmiş örneğin işte yatırım arayan. Bilmiyorum sizin bu arada bir yatırım süreciniz oldu mu, bir yatırımcınız var mı? Onu da bir, ondan da bir bahsederseniz. Tabii. Yatırım için önce söyleyeyim isterseniz. Şu an herhangi bir yatırım almadık aslında. Birkaç yerle görüştük hani. Ama şu an için henüz ihtiyacımız olmadığını düşündük. Çünkü yatırım almak da çok kolay şey değil. Yani çok, bir süreç. Bir süreç ve şey değil aslında. Bizim bir amaç olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü onu aldığınız zaman da farklı şeyler oluşuyor. Hani şirketinizin yönü de değişebiliyor. İstediğiniz kadar oranda bir ortaklık mı yapacaksınız, yapmayacaksınız ve hakikaten ihtiyacınız var mı? En başta sorulması gereken şey bu. Yani yatırım almak için almamanız gerekiyor veya para için sadece almamanız gerekiyor, nakit için almamanız gerekiyor. Çünkü çok önemli şeyler var. Mesela network gibi, mesela başka şeyler gibi, başka bir ülkeye gidecekseniz mesela orada size yardımcı olabilecekler mi? Onun gibi şeyler var. O yüzden almadık ama bizi takip eden aylık bizim güncelleme gönderdiğimiz, rapor verdiğimiz şirketler var. Onlarla şu an konuşuyoruz ama henüz bir talepte bulunmadık şey için. Girişimcilere benim tavsiyem ne olur? Aslında ben çok böyle kendimi bir girişimci olarak da görmüyorum. Henüz yeni sayılırım ben de. Öyle birkaç exit yapmış olan çok daha büyük girişimcilerimiz var. Onların yanında ben hiç şey sayılmam aslında. Naçizane sadece benim şu ana kadar gördüğüm kadarını söyleyeyim. Bu çok şey bir şey aslında, biraz ipin üzerinde yürüyen cambaz gibi. Hani hızlı da gitseniz düşebilirsiniz. Evet. Çok yavaş gitseniz yorulup da düşebilirsiniz. Sağa sola bakmamanız gerekiyor fazla. Hani odaklanmanız da gerekiyor. O yüzden hani biraz şey, çok denge üzerine bir şey. Tempo tutturup o ritimde aynen, devam et. Kendi temponuzu, yani kendi vücudunuz ağırlığınıza göre bir şey yapmanız gerekiyor diye düşünüyorum. Çok güzel ifade ettiniz Murat Bey bence, çok değil doğru, mi? Bence, evet. O yüzden herkesin aynı değil. Mesela kimisi çok hızlı gidiyordur. Ben de öyle yapayım dememek peki gerekiyor. Peki. Çok teşekkür ederiz. Değerli ben teşekkür ederim. Için çok sağ olun. Size başarılar diliyoruz. Çok sağ olun. Evet, işte Fikir'in sonuna geldik. Çok teşekkür ederim. Kredia kurucu ortağı Murat Çetinkaya bizlerle birlikteydi. Biz haftaya yine aynı saatte Ali Rıza Babaoğlu'yla birlikte karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın. Hoşça kalın.